Hadi şimdi Real Madrid'i istekliyoruz. 6 oluyor, 6. Babanın bıyığı yolda kaldı. Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Barcelona Real Madrid karşılaşması yapacağız. Yani El Clasico yapacağız. Bugün Lionel Messi'yi kaleye alacağız ve değişik bir şekilde bir challenge yapacağız. Bakalım güzel olacak mı ve bunu beğenecek misiniz? Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı... Bir dakika. Ne yapıyorsun kardeşim? Evlenmişsin, çocuğun var. Senin ne işin olur PES 2018'de? PES'le veya PlayStation oyunlarıyla. Unutma, bir Sezer'in nesi var, iki Sezer'in sesi var. Çok yakında, tabii ki de çok yakında. Ben yapay zeka. Maç gelecek. Bakalım ve gerçek Sezer'e karşı bir maç yapacağız. Yapay zekayla. Evet arkadaşlar, bugün Barcelona Real Madrid mücadelesi yapacağız. Ve farklı bir challenge yapacağız. Bugün Lionel Messi'yi kaleye alma challenge yapacağız. Ter Stegen'i ileri forvete, Messi'yi kaleye aldım. Tabii ki de Ter Stegen'in yerine de farklı bir oyuncu olarak en azından Rafinha'yı aldık. Gördüğünüz gibi küçük enişte kalede. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Lionel Messi'yi kaleye aldık ve Barcelona Real Madrid maçına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi stat'tan enstantaneler, taraftarlardan enstantaneler yayında. Barcelona, Real Madrid, dünyanın en büyük derbisi. Gördüğünüz gibi kaleci formasını giymiş Lionel Messi. Direkt Lionel Messi'yi kaleye aldık. Bakalım nasıl bir maç olacak gerçekten. Lionel Messi 10 numarasıyla kaleci eldivenleriyle stada giriyor şimdi. Gerçekten çok farklı bir challenge olacak. Ben de buna inanıyorum. Umarım beğenirsiniz. Ve direkt opsiyona bastım. Geçtim. Hakem düdüğü çaldı ve Luis Suarez'in başlama vuruşuyla maça başladı Barcelona. Şimdi Sergio Roberto, Ivan Rakitic. Gerçekten çok farklı bir challenge olacak bugün. Hani normalde yorumlara yazmanızı bekliyordum ama aklıma geldi. Bu şekilde bir challenge yapayım dedim. Gerçekten bana kalırsa eğleneceğimiz bir challenge olacak. Nasıl olacak? Tabii ki de hepimiz bunu videoyu izleyerek göreceğiz. Şu anda topu alan futbolcu kim? Umtiti'den önce Gareth Bale. İçeri doğru bir orta. Bir kafa. Top savunmaya mı çarptı? Hayır, out. Direkt out'a gidiyor top. Luis Suarez arka döner, vurur mu? Luis Suarez vurdu. Kaleci son anda namaz. İkinci pozisyon. İçeri doğru bir orta gelir mi? Out'a çıkıyor top. Neymar topu dışarıya gönderiyor diyebiliriz adeta. Lionel Messi uzun bir degaj kullandı. Luis Suarez. Şimdi Iniesta. Ivan Rakitic. Rakitic'den. Şimdi Iniesta'dan Neymar. Neymar'la geliyor. Barcelona Neymar. Uzaktan bir şut. Ramos'a çarptı, korner. Bu arada çok sessiz bir maç. Henüz bir gol yok maçta. Pozisyonlar çok tehlikeli değil. İçeri doğru bir orta, bir şut olabilir mi? Gareth Bale son anda savunmasına yardımcı oldu. Aslında hani spikerlik yapmayayım diyorum, başka şeyler açayım diyorum, başka konular açayım diyorum ama hani günlük olaylarda fazla bir değişik bir durum yok. Bir orta! Bu arada Benzema topu alana gönderiyor maalesef. Küçük enişte yapıyor. Benzema tabii kısa oyuncular. Messi'nin tabii yapabileceği hiçbir şey yok. Değişik bir challenge yapalım dedik ama başaramayacağız gibi duruyor. Şimdi şimdi Benzema aldı tekrar Gareth Bale. Umtiti araya girebilecek mi? Giremedi. Dani Carvajal tehlikeli bir durum. Bir gol daha yiyoruz. Lionel Messi ofluyor, pufluyor ve golü yiyor. Benzema 3 dakikada 4 dakikada bir gol attı diyebiliriz. 3 ila 4 arası 1 dakikada 2 gol attı ve Barcelona gerçekten kötü bir durumda şu anda. Ne yapacağız? Tabii ki de Messi'yi alacağız mı? Almayacağız. Çünkü challenge'ın amacı buydu. Messi'yi kaleye almaktı. Bakalım becerebilecek miyiz? Gerçekten sıkıntılı bir durum. İleri forvette hani problemler yaşıyoruz. Çok problemler yaşıyoruz. Çünkü Rafinha biraz daha hani orta saha ağırlıklı bir oyuncu. Başka da düzgün bir forveti yok zaten Barcelona'nın. Hani bu konuda zayıf. Onun için hani almayacağız. Yapacak bir şey yok. Bakalım ne olacak? Skor ne olacak? Göreceğiz. Şimdi Gareth Bale.
pasını verdi. Tehlikeli bir durumdu ama son anda Barcelona savunması araya girdi ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Luka Modric pasını Gareth Bale oynadı. Gareth Bale tehlikeli geliyorlar. Gerçekten tehlikeli bir durum. Ve Sergi Busquets son anda girdi araya. Rafinha pasını veremedi. Benzema hat-trick yapacak. Of, Messi'ye bak nasıl kurtardı. Messi mükemmel kurtardı. Ama Benzema yine affetmeyecek. Yine bir şut. Yine Messi. Ama gol yiyoruz. Offside yok. Ama gerçekten Messi'nin orada çabası takdire şayan. Gerçekten görün bakın. Şurada mükemmel şut Benzema'dan. Ama yine Messi bunda yapabileceği hiçbir şey yok maalesef. Ama gerçekten güzel bir gol oldu. Yani kurtarışlar da güzeldi. Gol de güzeldi bence. 3-0 oldu. Ne yapıyoruz ne ediyoruz hiç belli değil. Şimdi L1 artı üçgen Luis Suarez. İçeri doğru bir L1 artı üçgen daha gelir mi? Sergio Ramos gidiyor. Ve topu taşı attı. Taşı kullanacak şimdi Sergio Roberto. Şimdi Rakitic. Güzel bir orta olabilir bu. Şimdi korner aldı en azından. Sergio Ramos girdi araya. Neymar hadi bir gol gelsin. Hadi bir gol gelsin. Neymar içeri doğru bir orta. Navas'a resmen pas attı Neymar. 3-0'lık bir skor var. Gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Ama ne yapacağız bilmiyorum. Messi'yi de alamayacağız çünkü challenge'ımızın amacı oydu. Messi'yi kaleye almaktı. Bakalım ne yapacağız. Aslında Messi ile belki gol atabilirim ha. Kaleden çıkıp da gol atabilir miyim acaba? Denemek lazım. Bakalım deneriz belki ya. Dur. Bir gol atalım mı bir dakika? 4'e geliyorlar. Ama. 4 oldu. Ahlar vahlar arasında gol topu alanda maalesef 4'ü yiyoruz. Bu nedir arkadaş ya? 4-0 oldu. Sıkıntılı. Gerçekten rezil olduk. Yapay zekaya rezil olduk. Sen misin? Messi ile oynayan dedi resmen. Şimdi 4-0'lık bir skor var. Messi'nin kaleye geçmesi her şeyi bitirdi. Barcelona'da resmen soğuk bir duş var. İçeri doğru bir orta. O da gol olacak neredeyse. Onu da al Messi hadi onu da al. Onu da alsın bari. Lan Messi. Lan kalede ne kadar kötüsün. Haydi Suarez. Haydi Neymar koş be oğlum. Navas'a geldi top. Navas. Pique indirebilir mi? Keylo Navas. Hadi pas. Hayır. Basmaz olmuyor ya. Bu Barcelona'dan bir cacık olmaz. Cacık olmaz cacık. Şimdi Messi. 5'i yedi Messi. Messi. 5'i yedi Messi. Hat-trick. Tabii ki de Benzema'dan hat-trick yiyoruz. Ve rezil olduk gerçekten. Luis Suarez pasını verdi. Rafinha bir pasla ondan gelir mi? Geldi. Şimdi Iniesta. Iniesta'dan iyi bir pas. Neymar pasını verdi Luis Suarez'e. Luis Suarez geç onu be. Hayır senin kafatasına ben ya. Tövbe estağfurullah. En sonunda küfrettirecek beni yani videoda. O kadar sinirlendim. Al. Artık foul yapacağım ya. Darbeli gireceğim. Bir gol daha mı? Aslanın Messi. Bu kurtarı gerçekten mükemmel bir kurtarış. Yaz bunu yaz. Şimdi 88. dakikadayız. Barcelona rezillik yaşıyor resmen. Hiç oynamasaydık daha iyiydi bence. Challenge yapma kardeşim sen. Diyorsunuz kesin. Bir şut. Top dışarıda. Marcelo. Auto gönderdi. Bakkala çakkala yolladı. Evet Messi. Günün kahramanı. Real Madrid'in kiralık oyuncusu Messi. Şimdi Neymar. Jordi Alba pasını Neymar'a verdi. Neymar. En azından bir taktik gol atalım bari. O da olmayacak. Evet. 96-1. 96-2. Evet. Evet geliyor. Hadi 6 oluyor. Hadi. Hadi. Şimdi Real Madrid'i destekliyoruz. 6 oluyor. 6. Babanın bıyığı yolda kaldı. Ve kırmızı kart. Kırmızı kart geliyor. Kime? Sergio Busquets'e ve penaltı. Messi penaltıyı kurtarır mı? Messi kurtarır. Ha kurtarır. 6 oldu. 6 oldu rezillik yaşadık resmen ya. Bu kadar olmaz arkadaş. Vay arkadaş. Ve maç bitiyor. 6-0 yeniliyoruz. Tabii ki hep de yenecek değiliz ya. Biraz da yenilek. Tabii ki biraz sıkıntılı bir yenilme oldu ama. Ve bitti işte maç kardeşim bitti. Bıdı bıdı yapma hadi işte. Dırdır etme boş boşuna diyeceksiniz kesin ama. Bitirdin ya 6-0 çaktılar sana diyeceksiniz belki ama. Gerçekten sıkıntılı bir durum ne yapalım. 6-0 yenildik. Bu şekilde bir challenge yapmaya çalıştık.
ve farkın babasını yedik. Onun için bir daha bu şekilde bir challenge yapmayı pek düşünmüyorum. 6-0 yenildik. Lionel Messi kaledeydi ve gerçekten benim için güzel bir maç olmadı. İnşallah umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bye bye.